Merhabalar sevgili gençler. SML Hoca YouTube kanalındasınız. Bu videomuzda fonksiyonlar konusunu ele alacağız. Bugün fonksiyonlar 1'deyiz. Bakın fonksiyonlar 1 fonksiyonun başlangıcı. Fonksiyon yani TYT olan kısmı. Fonksiyonlar 2 ise e, bunun devamı ama AYT kısmı olarak ele alınıyor ama ikisi de hem TYT'de hem de AYT'de çok işine yarayacak konular. O yüzden bu iki videoyu takip etmeni öneririm. Fonksiyonlar 1'i bugün işleyeceğiz. Fonksiyonlar 2'yi yarın işleyeceğiz. Haberin olsun. Şimdi dedim ya ikisi de birbirine bağlı konular. Yani biri olmadan diğerini tam olarak net olarak anlayamazsın. Ee, dolayısıyla sana bu iki videoyu da sıkı takip etmeni öneriyorum ısrarla. Şimdi bu videoyu izliyorsun. Ee, tabi izlerken abone olmayanlar varsa önce kanala bir abone olabilirlerse sevinirim arkadaşlar. Bir de tabi ki videoya başlamadan önce. Konu anlatımına başlamadan önce videoyu bir beğenebilirseniz çok teşekkür ederiz şimdiden. E, konumuza başlayacağız. Dediğim gibi arkadaşlar bu süreçte biliyorsunuz ki YKS tarihi tekrardan öne alındı. 27-28 Haziran'a. Bu süreçte size olabildiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. İşte gecenin bir vakti olmuş. Sahurdan hemen önce bir video çekeyim dedim. Bu videoyu çekiyorum. Sen de bu videoyu yarın izleyeceksin. Hazır olacak. Ee, saat şu an dokuzu 5 .00 falan geç olması lazım. Hazır olacak, sen de izliyor olacaksın. Ee, dediğim gibi daha fazla video çekmeye çalışıyoruz, daha fazla yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu süreçte her zaman yanınızdayız. Bunu sakın unutmayın. Yani zaten hani çıkıp da artık biz sizin yanınızdayız. Şunu şöyle yapacağız, bunu yap demeye gerek yok. Zaten biz videolarımızı çekiyorduk, zaten sana doküman hazırlıyorduk, zaten video hazırlıyorduk. Bununla ilgili hiçbir şüphen olmasın zaten. Şimdi polinomlar diye bir fasikül yazdık. Polinomlar, çarpanlar ayırma, ikinci dereceden denklem, karmaşık sayı, ikinci dereceden eşitsizlik, parabol fasikülü yazdık. Çıkarttık. Ben size bunun sadece sorularını çözüyorum. Ee, Rönesans bitti. Ve bu polinomların da çözümlerini ben size hızlandıracağım. Yani Allah izin verirse... Erken konuşunca ben her zaman bir aksilik çıkıyor. O yüzden konuşmak istemiyorum ama çok kısa bir süre içerisinde bitireceğim ben sana bunu. Tabii ki videolar hızlanacak. Ee, çünkü hani 30 gün gibi bir süre öne alındı. Ee, bu bizim de çalışmamızı etkileyecek tabii ki. Ben senin için daha fazla video çekeceğim. Bu her halükarda var ama bunu yapıyorum, bunu ediyorum demeye de çok da lüzum yok. Zaten çekiyorduk, zaten yapıyorduk, zaten kamp programı hazırlıyorduk. Bundan sonra daha hızlı çalışacağız sadece. Sen de o şekilde, ben de bu şekilde daha hızlı çalışacağız diyelim. Ve konumuza bir geçiş yapalım bakalım. Şimdi fonksiyonu tanımlayacağız seninle beraber. Tamam? Bu fonksiyonu tanımlarken arada bir yerde bir bağıntı gibi bir konu isim geçecek. Tamam mı? Bu eskiden müfredatımızda olan bir konuydu. Sadece fonksiyonu biraz daha anlamlandırabilmen adına ben bunu buraya ekledim. Haberin olsun çünkü fonksiyon önemli. tanımı yani teorik olarak bir tanımına bakalım bakalım. Hadi bismillah. Sen de hazırsan şöyle al eline kağıdını kalemini e, çıktıların varsa çıktıyla çıktığın yoksa da kenara ufak tefek notlar alarak çalış ki çıktıyı aldıktan sonra doldurursun bunları. Videoyu da tekrar izlersin. Ee, tabii ki videonun çözümlerini, sonundaki ödev testlerinin çözümlerini de Irmak Hoca ile Matematik kanalında bulabilirsin. Irmak Hoca'nız çekmeye başladız. Ee, bu video yayınlanırken sanırım 5. 6. videosunu da çözüm videosunu da atmış olur. Şimdi fonksiyonu bir tanımlayalım. A kümesinin her elemanını B kümesinin bir ve yalnız bir elemanıyla eşleyen A'dan B'ye bir f bağıntısına A'dan B'ye fonksiyon denir. Allah, Allah bak f bağıntısına eğer yukarıdaki şartlar sağlandığı takdirde buna fonksiyon diyeceğiz. Yani bağıntı şekil değiştirip artık fonksiyon olacak diyoruz. Bağıntı bunların hepsi zaten. Şimdi biz şu kısma bir odaklanalım. F A'dan B'ye veya direkt A'dan B'ye bir ok çıkararak bu fonksiyonu gösterebilirsin. A kümesi A ve B küme A kümesi tanım kümesi olacak. B kümesi de değer kümesi bak bu B kümesinin değer kümesi olması da önemli sakın ona gidip de görüntü kümesi falan deme görüntü kümesi farklı bir şey hani ne olur değer kümesinin değer kümesinin görüntü kümesine eşit olduğu durumlarda olacak ama şu an o bizi ilgilendirmiyor B kümesi yani senin X, A kümesinden seçtiğin X'ler B kümesine Y olarak gittiği zaman o B kümesi değer kümesi tamam mı? A yatanın B'ye değer dedik. Bunu sakın unutma. X virgül Y sıralı ikilileri F'in bir elemanı ise Y eşittir FX yazılır. Y ye de X'in F fonksiyonu altındaki görüntüsü denir. Bak görüntü kelimesini ilk defa burada kullandık şimdi. Görüntü kelimesini kullandık. Peki bu nedir görüntü kümesi? Değer kümesinin bir alt kümesidir arkadaşlar. Bunu o kenara yaz. Görüntü kümesi şu. Değer kümesinin bir alt kümesidir. Alt kümesi olduğu için değer kümesine eşit de olabilir ama değer kümesinden büyük olamaz. Bunu yaz kenara. Bir. İkincisi. Görüntü kümesini bir tanımlayalım bakalım. Diyor ki fx eşittir. Öyle yerlerden oluşuyor ki bu fx kümesi. x virgül y sıralı ikilileri fonksiyonun elemanı olacak diyor. Yani senin a kümesinden tanım kümesinden seçtiğin x'ler bunların görüntüsü y olacak diyor. b kümesinde olacak diyor. Şu sıralı ikili zaten az önce f'in elemanı değil miydi? De, tamam o zaman bu yerlerin oluşturduğu kümeye de görüntü kümesi diyeceğiz. Sadece görüntülerin olduğu küme bak. Değer kümesinden bahsetmiyorum ben sana. Sadece yerlerin olduğu küme birazdan net olarak göreceksin. Şimdi varsayalım. A kümesi 1, 2, 3, 4 olsun. Yani bu elemanlardan oluşsun. B kümesi de 2, 4, 6, 8, 10'dan oluşsun. Kümeleri için S, A çar, A kartezyen çarpım B. Yani A kartezyen çarpım B'nin eleman sayısı ne arkadaşlar? SA çarpı SB'den buluyorduk. A'nın 4 tane elemanı yok mu burada? Var. B'nin 5 tane elemanı yok mu? Var. 4 kere 5'ten 20 tane elemanı vardır bu A kartezyen çarpım B'nin. A'dan B'ye tanımlanabilecek bağıntı sayısı da 2 üzeri 20'dir. Bak senin bu bağıntı sayısıyla işin yok. Tamam mı? Sadece fonksiyonu daha iyi anlamlandırabilmen için ben buraya bunu koydum. Haberin olsun. Şimdi 2 üzeri 20'de şuraya kartezyen çarpım eleman sayısını yazıyorsun. 2 üzeri 20 tane bağıntıdan bir tanesi şu. 1'i 2'ye götüren, 2'yi 4'e götüren, 3'ü 6'ya götüren ve 4'ü 8'e götüren bağıntı. Tamam mı? Bu A kartezyen çarpım B dediğimiz küme de F'den daha büyük bir küme olduğu için F A kartezyen B'nin alt kümesi. Yani ben bunu şu şekilde yazmadım da şu şekilde yazdım. A kartezyen B kapsar F'i. Bu kapsar kelimesini ilk defa duyanlar şunu ilk defa duyanlar da oraya notunu alabilir. Bu kapsar demek tamam mı? Alt kümesi şu şekilde kapsar bu şekilde tam tersi. E bu şekilde de okuyabilirsin yani sen bunu. Mesela A kartezyen çarpım B F'i kapsar yerine F A kartezyen çarpım B'nin alt kümesidir şeklinde de bunu okuyabilirsin. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Şimdi bu küme yani 1'i 2'ye 2'yi 4'e 3'ü 6'ya 4'ü 8'e götüren küme incelendiğinde fonksiyon olma koşullarını sağlar. Niye? Çünkü bir elemanı yalnız bir ve bir elemanla eşlemiş B kümesinde. A kümesinin her elemanı eşlemiştir. Altta yazıyor bakın. A kümesindeki bir eleman birden fazla elemanla eşleşmemiş. Yani bir ikiye de gitmiş olabilirdi. Bir dörde de gitmiş olabilirdi. Bağıntının içerisinde bu mevcut. Ama gitmemiş. O halde fonksiyon olma şartlarını sağlıyor bir bir. A kümesindeki bir eleman birden fazla elemanla eşleşmemiş. Ben bunu şemayla gösterirsem işte şema edilmiş, şematize edilmiş hali de bu. Bakın 1 2'ye gitmiş. 2 4'e, 3 6'ya, 4'te 8'e gitmiş. Tamam. Güzel. E 10 açıkta kalmış. Onun açıkta kalması beni ilgilendirmiyor. Bak şimdi burada güzel bir hikaye anlatacağım. O hikayeyi kafana oturtursan eğer fonksiyon senin kafada bitmiştir. Yani fonksiyon tanımı senin kafada bitmiştir. Tüm fonksiyonu o hikayeyle halledebilirsin demiyorum. Şimdi iyi dinle. Burası yağmurda ıslanan insanlar kümesi. Yazalım. Yağmurda ıslanan ıslanan insanlar. Tamam mı? Burası da oteller kümesi. Şimdi fonksiyon olma şartı şu. Hiçbir insan yağmurda ıslanmayacak. Hiçbir insan yağmurda ıslanmayacak. Tek koşul bu. Hiçbir insanın yağmurda ıslatmamak için karşıda götü gördüğün otellere götüreceksin bunları. E şimdi nasıl bu fonksiyon şartını sağlar? Buradaki adı 1 olan insanı aldım 2 oteline götürdüm. Adı 2 olan insanı aldım 4 oteline götürdüm. Adı 3 olan insanı aldım 6 oteline götürdüm ve 4'ü aldım 8'e götürdüm. Şu an hiçbir insan ıslanıyor mu? Islanmıyor. Amaç neydi? İnsanın ıslanmaması. E, oradaki 10 numaralı otel iş yapmıyor, para kazanmıyor. Bu kimin umurunda? Amaç insanın ıslanmamasıydı zaten. O halde şu da olabilir mi? Buradaki 1, 2, 3, 4 insanların hepsini alıp 1, 2, 3, 4'ü hepsini alıp karşıdaki sadece 2 oteline götürmüş olsaydım ve 4, 6, 8, 10 hiç iş yapmamış olsalardı. Gene fonksiyon olur muydu? Tabii ki olurdu. Niye olmasın ki? Ne dedim? Amaç insanın ıslanmaması zaten. Tamam mı? Olay bu. Eğer burada açıkta herhangi bir insan kalmışsa o zaman yağmurda ıslanıyordur ve fonksiyon olmaz arkadaşlar. Hatta ve hatta bu hikayeyi şuna da oturtabilirsin. Buradaki bir insanını bir numaralı insanı alıp birden fazla otele aynı anda götürebilir misin? Hayır götüremezsin. İşte bu da fonksiyon şartını sağlıyor. O halde hikaye bu. Bir insan birden fazla otele zaten gidemiyor. Ama bir tane otelde birden fazla insan kalabilir. Hiçbir insan yağmurda ıslanmayacak dedik. Hiçbir otel iş yapmayacak veya her otel para kazanacak demedik. Bütün oteller Bunlardan sadece bir tanesi iş yapsa yeter. Sıkıntı yok. Ama otellerin açıkta kalması bizim için sıkıntı değil. İşte bu şartları sağlıyorsa biz buna fonksiyondur diyeceğiz. Şimdi bunları nasıl gösteririz peki? F1 eşittir 2 bak. 1'i almış 2'ye götürdüğü için F1 eşittir 2. F2 eşittir 4. Neden 2'yi 4'e götürmüş? 3'ü 6'ya götürdüğü için F3 eşittir 6. 4'ü 8'e götürdüğü için F4 eşittir 8 diyeceksin. Ve Görüntü kümesi dediğimiz FA da 2 4 6 8'den oluşuyor. O zaman, o zaman sen bu hikayenin içerisinde bu görüntü kümesini nasıl tanımlayabilirsin? Bak şurayı alırsın şu şekilde. Hop şöyle bu kümenin içine bir tane daha küme çizersin. Bu mavi ile çizdiğin kümenin ismi ne olur biliyor musun? FA görüntü kümesi olur. Görüntü kümesi olur. Bu FA niye biz ee, A kümesini F'in içerisinde koyduk ki böyle bir şey yazabiliyor muyuz? Bu şu demek. A kümesindeki bütün elemanları alıp F'in içerisine koyduğun bütün çıktıları yani bütün görüntüleri demek. Tamam. A kümesinin tamamını, elemanların tamamını F'in altındaki görüntüsü demek bu. Şimdi alt kısımda diyor ki F fonksiyonu A'dan B'ye ve Fx eşittir 2x şeklinde gösterilebilir. Yani bir kural dahilinde bunu yapabilirsin diyor. Yukarıdaki e, mantık için. Bak ne demiş? 1'i 2'ye götürmüş. 2'yi 4'e 3'ü 6'ya 4'ü 8'e. E burada nasıl bir mantık çıkarabiliriz? Her elemanı tutup 2 katı olan karşısındaki görüntüsüne götürmüş. 1'i 2'ye götürmüş 2 iki katı. 2'yi 4'e götürmüş 2 katı. 3'ü 6'ya götürmüş 2 katı. Ve 4'ü 8'e götürmüş 2 katı. 5 olsaydı onu da 10'a götürür müydük? Elbette götürürdük. Demek ki bizim fonksiyonumuzun kuralı da olabilirmiş arkadaşlar. Bunu fonksiyonun kuralı olarak nitelendirebiliriz. Diyelim ve sağ üst tarafa geçelim. Şimdi burada diyor ki A'dan B'ye bir G fonksiyonu tanımlamış. İlla F ile göstermek zorunda değilsin fonksiyonu. G ile gösterebilirsin. H ile gösterebilirsin. isminin baş harfiyle de gösterebilirsin. Belki de İX fonksiyonu olsun bu. Tamam. İsmail'in İ'si veya SML'nin S'si fonksiyonu. SX fonksiyonu. Şimdi A kartezyen çarpım B. G'yi kapsamak üzere bu G'yi ben 1'i almış 2'ye götürmüş. 2'yi 4'e 3'ü 6'ya götürmüş olarak tanımlayabilirim. Ama peki bu G bir fonksiyon olur mu? Olmaz. Neden? Aha da buradaki 4 numaralı adam yağmurda ıslanıyor. Amaç yağmurda ıslanmamasıydı. Tanım kümesinde açıkta bir eleman kaldıysa sen buna fonksiyon fonksiyon diyemezsin arkadaşım. Tamam mı? Bağıntısı incelendiğinde fonksiyon olma koşullarını sağlamadığı görülür. A kümesindeki 4 B'nin hiçbir elemanıyla eşleşmemiştir diyoruz. Peki bir alta geçelim. Tek tek sıralıyorum bak bütün ihtimalleri. 1 2 3 4. 1'i 2'ye, 2'yi 4'e, 3'ü 6'ya, 4'ü hem 8'e hem 10'a götürmüş. Arkadaşlar, burada yağmurda sanan bir insan hem 8 numaralı otelde hem de 10 numaralı otelde kalabilir mi? Kalamaz. O halde fonksiyon değildir diyoruz. Çünkü tanım kümesindeki 4 elemanı birden fazla elemanla eşleşmiş. Halbuki bu fonksiyon olma şartının içerisinde değildi ve bu şartlara aykırı bir durum. Şimdi bu bağıntı incelendiğinde de fonksiyon olma koşullarını sağlamadığı görülür. A kümesindeki 4 B'nin hem 8 hem 10 elemanıyla eşlenmiştir. A kümesindeki 1 B kümesinin 5 elemanından biriyle. A kümesindeki 2 yine B kümesinin 5 elemanından biriyle. 3 de 4 de yine 5 elemanından biriyle eşleşirse A'dan B'ye permutasyon. Bundan önceki konumuz hatırla. O zaman ne yapmamız gerekiyor? 1 numaralı İnsan karşıda kaç tane otele gidebilir? 5 tane otelden birisine gidebilir. Bu yine 5 tane otelden birisine gidebilir. Bu da öyle, bu da öyle. O zaman 5'in birlisi çarpı 5'in birlisi dersem 5 üzeri 4 tane fonksiyon yazabilirim diyeceğim. Yani 625 tane fonksiyon yazılabilirmiş. Hayda ne kadar çok değil mi? Ama ama şunu sakın unutma. O halde ben bunu şu şekilde genelleyebilirim. Burada kaç tane eleman var? 4. Burada kaç tane eleman var? 5. O zaman biz buna direkt SB üzeri SA diyebilir miyiz? Vallahi deriz. Mis gibi de olur. O halde sen şu kümeden şu kümeye kaç tane fonksiyon tanımlanabilir diye bir şey sorulduğu zaman SB üzeri SA tane fonksiyon tanımlanabilir diye kısaca artık belirtebilirsin. Uzun uzun permütasyona, kombinasyona düşünmene lüzum yok. Pekala. Alt kısma tekrar inelim. Bak burada da sana bunu söylemişiz S A M ise SB de N ise sen A'dan B'ye N üzeri M tane fonksiyon tanımlayabilirsin diye de sana bunu notunu aldırmışız. Şimdi geçelim ikinci sayfamıza. İkinci sayfada bir soruyla karşılaşıyoruz. Hadi bakalım ilk sorumuzu çözelim. Şimdi örnek diyor ki örnekte A kümesi eksi bir sıfır ve birden oluşuyor fx de x kare eksi x küpten oluşuyor. Buna göre fa kümesi. Bu fa dediğimiz şey neydi? Görüntü kümesiydi değil mi? Ve biz bu kümeyi f'in içinde görünce ne yapıyorduk? A kümesindeki bütün elemanları tek tek f fonksiyonunda kuralında yerine yazıyorduk. Ve yazdıktan sonra elde ettiğimiz çıktılar bizim görüntü kümemiz oluyordu. Peki eksi 1 yaz bakayım yerine. Eksi 1'in karesi 1. Eksi eksi 1'in küpü eksi 1. 1 eksi eksi 1'den ne gelir? 2. Görüntü kümesinde 2 elemanı var. Peki 0 yazalım. 0 eksi 0'dan 0 gelir. 0 da varmış. 1'i yazın. 1 eksi 1'den gene 0 geldi. Şimdi ben 0'ı 2 defa saymayacağım. O yüzden görüntü kümesinde sadece 2 ve 0 vardır diyeceğim. 2 ve 0'dan oluşan küme de C kümesinde verilmiş sevgili gençler. İşte bu kadar basitti. Şimdi geçelim. Bu arada şöyle yapınca da çok garip oluyormuş. Geçelim arkadaşlar. Tanım kümesi. Her x1, x2 eleman A için A kümesinden seçilen x1 ve x2 elemanını seçtik. Bakın bu çok önemli. x1, x2'den farklıyken fx1 de fx2'den farklıysa biz bu fonksiyona nasıl fonksiyon diyormuşuz? Birebir fonksiyon. İşte birebir fonksiyon dediğimiz ama tanımını hiçbir zaman bir türlü öğrenemediğimiz tanım bu. Sen iki tane eleman seçtin A kümesinden. Birbirinden farklı. Görüntüleri de farklıysa o zaman birebir fonksiyondur bunlar. Tabii rastgele seçtiğin iki eleman için söylemiyorum bunu. Bu tüm elemanlar için sağlayacak. Birbirinden farklı tüm elemanların görüntüleri de birbirinden farklıysa o zaman f birebirdir diyebilirsin. Tamam. R elemanlı kümeden n elemanlı kümeye tanımlanabilen birebir fonksiyon sayısı p n'in r'lisi ile bulunur. Yani n faktöriyel bölü n eksi r faktöriyel. Bunu şu şekilde söyleyebiliriz. Mesela n burada 8 olsun ve r de burada 2 olsun. Yani bu ne demek? 8 elemanlı bir kümeden 2 elemanlı bir kümeye kaç tane fonksiyon? Birebir fonksiyon tanımlanabilir. Normalde kaç tane fonksiyon tanımlanabilir arkadaşlar? Normal şartlar altında şu kadar. 2 üzeri 8 tane fonksiyon tanımlanabilir. Bu fonksiyonlardan kaç tanesi birebirdir diye sorulduğu zaman da artık şunu diyeceksin sen. P 8'in ikilisi tanesi. Yani yani bu ne demek arkadaşlar? P8'in ikilisi demek. Ee, mesela ben bunu aldım, karşıda bir elemana götüreceğim. Şuna götürdüm. Gerçi tanımlanamaz. Dolayısıyla şurayı şurayı biraz fazla seçmemiz gerekiyor sanırım. Bu arada R dediğimiz R elemanlı bir kümeden tanımlandığı için bu şekilde oldu. Biz tam tersini seçeceğiz. Yani şu kısmı yanlış yaptık. Kusura bakmayın. Şurayı komple silelim. N ile R'nin yerlerini farklı yazmışız. Tabii ki birebir eleman tanımlayamayız. Çünkü birebir olabilmesi için Değer kümesinde tanım kümesinden daha fazla eleman olması lazım. Değil mi? Dolayısıyla R elemanlı bir küme demiş ya. Ben burayı 4 seçeyim. Tamam mı? N elemanlı bir küme demişti. N elemanlı bir küme demişti. De, burayı da 6 seçelim mesela. Kaç tane fonksiyon tanımlanabilir? 1, 2, 3, 4 elemanlı bir kümeden. 1, 2, 3, 4, 5, 6 elemanlı bir kümeye. Kaç tane fonksiyon tanımlanabilir? 6 üzeri 4 tane. Bu fonksiyon sayısı. Peki kaç tane birebir fonksiyon tanımlanabilir? İşte o zaman diyeceksin ki 6'nın 4 üssü kadar P6'nın 4 bu da 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3. Hocam bu P6'nın 4 aklımızla tutmak zorunda mıyız yoksa bunu mantığımızla da yapabilir miyiz? Tabii ki mantığına yapabilirsin. Şu şekilde yapacaksın onu da. Şuradan bir elemanı aldın. Karşıda kaç tane elemana gidebilir? 6. Çarpı şu elemanı aldın. Birebir fonksiyon istiyorsan karşıda kaç tane elemana gidebilir? Varsayalım ki bu buna gitti. Artık bu ona gidemeyecek. Çünkü birebir fonksiyon istiyoruz. Yani her eleman farklı bir elemanla eşleşsin istiyoruz. Dolayısıyla 5 tane seçenek kaldı. Bunun için 4 tane, bunun için 3 tane. Al sana yukarıdakinin aynısı. İlla formülü ezberlemene lüzum yok. Bir diğer örneğe geçelim. 3 elemanlı bir kümeden 5 elemanlı bir kümeye kaç farklı bire bir fonksiyon tanımlanabilir? Hadi gel formülsüz yapalım. 3 elemanlı bir küme, 5 elemanlı bir küme var. Buradaki eleman karşıda kaç tane elemana gidebilir? 5. Şuradaki eleman kaçta, karşıda kaç tane elemana gidebilir? 4. Buradaki de 3 tane elemana gidebilir. 5 çarpı 4 çarpı 3'ten cevap nedir? 60'tır diyebiliriz sevgili gençler. Evet. Burayı da bitirdik. Sağ üst tarafa geçiyoruz. Bir tanımla karşı, karşı karşıya geliyoruz arkadaşlar. Diyor ki A'dan B'ye tanımlı bir F fonksiyonunda. F A B'den farklıysa yani görüntü kümesi değer kümesinden farklıysa o zaman biz bu fonksiyona içine fonksiyon diyeceğiz içine fonksiyon. Aynı ise ne olacak? O zaman da örten fonksiyon. He, demek ki o içine fonksiyon ve örten fonksiyon tanımları aslında birbirinin aynısıymış. Yani bir fonksiyona baktın örten. Örtendir o zaman. Bir fonksiyon örten değilse içine fonksiyondur. Tamam. Bir fonksiyon. Baktın fonksiyona örten değilse içine. Örtense zaten örten fonksiyon diyorsun. Demek ki birbiriyle lintililermiş zaten. Görüntü kümesi değer kümesine eşitse biz diyoruz ki bu fonksiyon örteldir. Değilse içine fonksiyondur. Yaz bunu. Şimdi A'dan B'ye F fonksiyonunda. Her ikisi eleman A için. Fx eşittir. Sabit bir C sayısına eşit oluyorsa arkadaşlar yani kuralı buysa yani bütün o yağmurda ıslanan insanların hepsini alıp tek bir otele yerleştirdiysem biz buna sabit fonksiyon diyoruz. Ve Fx eşittir X fonksiyonu. Yani içine ise dışı da o fonksiyon. Tamam mı? F5 eşittir 5. F10 eşittir 10. Fp pi eşittir pi. F100 eşittir 100 oluyorsa burada birim fonksiyon diyoruz. Ve kuralı da nedir? İçi neyse dışıda o dedik ya. Fx eşittir x'tir. Sabit fonksiyon bütün hepsini alıp aynı elemana topluyor. Birim fonksiyonsa içindeki neyse dışına götürüyor. Yani mecburen o zaman A'dan A'ya tanımlanmış olacak birim fonksiyon dediğimiz fonksiyon. Şimdi geçelim gençler diğer örneğimize. Diyor ki fx eşittir a eksi 3 çarpı x artı 5 olarak tanımlanan f fonksiyonu sabit fonksiyon olduğu bilindiğine göre. Sabit fonksiyon neydi gençler? fx eşittir bir sayı mı olacaktı? Aynen öyle. O halde x olmayacak yani değil mi? x olursa sayı olmaz çünkü. Sayı o, x olmayacaksa şu kısmı ne yapmamız lazım? Sıfır yapmamız lazım. O zaman a kaçtır arkadaşlar? 3'tür. Bu bir. İkincisi bu şekilde bir fonksiyon tanımlanmış. Bakın fx'ten sonra bir parantez var. E, liste parantez. x x kare x sıfırdan küçük x bir sıfırdan büyük veya eşitse demiş. Bunlar ne demek? x sıfırdan küçükse şu kuralı kullanacaksın demek. x sıfırdan büyük veya eşitse bu kuralı kullanacaksın demek bu. Ve diyor ki f 2 ile f 2'li topla şimdi de. E tamam. Eksi 2 nerede? Eksi sıfırdan küçük mü? Eksi 2 sıfırdan küçük o zaman bunu kullanacaksın diyor. Kuralımız buysa bu direkt neye eşittir? Eksi 2. 2, 2 sıfırdan büyük mü? Evet. Dolayısıyla o zaman bunu kullanacaksın diyor. 2'nin karesi kaçtır? 4. Bu ikisini toplarsan cevabı bulursun. Cevap C seçeneği olacak dedik. Basit örnekler, konu anlatım örnekleri arkadaşlar. Yine örneklerimiz birazdan da bir kısım zorlaşacak. Ödev testlerindeki sorular bir tık daha fazla ve daha sonrasında seni yönlendirmeyle farklı farklı sorulara da göndereceğim. Merak etme. Daha böyle üst düzey çalışmak istiyorsan. Şimdi diğer örneğimize bakalım fx artı 1 eşittir x kare artı x eksi 3 olduğuna göre fx eksi 1 aşağıdakilerden hangisine eşittir? Şimdi burada iki türlü çözelim biz bu soruyu. Tamam mı? İki türlü çözelim. İlk çözüm yolunu gösteriyorum sana. Şimdi fx artı 1 bu ya fx eksi 1 soruluyor. Şunu diyebilirsin. x artı 1 varken x eksi 1 isteniyor. Sen x gördüğün yere ne yazabilirsin? Şu 1'i at bakayım karşıya. x gördüğün yere x eksi 2 yazman gerekiyormuş. Ki Şurada sen x eksi 2 yazarsan zaten x eksi 2 artı birden ne gelir? x eksi 1 gelir ve içerisi istediğimiz gibi x eksi 1 olur. Demek ki ben x gördüğüm yere ne yazacağım? x eksi 2 yazacağım. Aldım şunu. Şurada x gördüğüm yere x eksi 2 yazıyorum artık. Peki x eksi 2'nin karesi artı x eksi 2 eksi 3. Bu bize cevabı verecek. x eksi 2'nin karesi x kare eksi 4 x artı 4 artı x eksi 2 eksi 3 dedim. Buradan x kare Eksi 4x artı x daha eksi 3x yapar. Ve 4 eksi 3, 4 eksi 3 eksi 2'den de eksi 1 yapar. x kare eksi 3 x eksi 1 bizim cevabımızdır. Hocam farklı bir biçimde yapabilir miyiz? Farklı bir biçimde de şunu deneyebiliriz. Şimdi x artı 1 bu. Bak bu senin daha fazla ufkunu aşacak bir çözüm olacak. İyi dinle. Ben şuraya tekrar yazayım. Fx artı 1 neymiş sevgili gençler? X kare artı x eksi 3'müş. Peki ben bunu şu şekilde yazabilir miyim? X çarpı x artı 1 eksi 3 diye yazabilir miyim? Yazarım. Değil mi? Çarpanlarına ayırdım ilk iki ifadeyi. X parantezini aldım. Şimdi burada ne görüyorum ben? Bak burada x artı 1 varken Burada da x artı 1 var yani kendisi var. Burada da 1 eksiği var. x artı 1'den 1 çıkarırsan x kalır. Burada da kendisi var. Demek ki bu f fonksiyonu içine aldığı sayıyı Kendisi ve 1 eksi ile çarpıp bir de 3 çıkarıyormuş. Bizden ne istenmiş? f x eksi 1 istenmiş. Bak şimdi olaya. Kendisi ve 1 eksi ile çarpacağım. Ve sonra 3 çıkaracağım. O zaman olay biter. Dağıtalım bakalım içeriye. x kare eksi 3x artı 2 eksi 3 ne yapar? x kare eksi 3x eksi 1 yapar. Bu da bize taş gibi cevabımızı verecektir. Bu şekilde kurmaz yöntemleri de deneyebilirsin haberin olsun. Şimdi geçtik bir diğer sayfamıza. Üçüncü sayfamızdayız. Bakalım üçte miyiz? Aynen üçteyiz. Ve ilk sorumuzu çözelim. Diyor ki reel sayılardan reel sayılara tanımlı bir fonksiyon var. fx eşittir. Yine parçalı fonksiyon biçimde verilmiş. 3x artı 2 ve x kare artı k diye ifadesi bir fonksiyon tanımlandığı bilindiğine göre k kaçtır? Şimdi bu ifadenin bir fonksiyon tanımladığını biliyormuşuz. E peki Şimdiye kadar da hiç böyle soru da karşımıza gelmedi. Ne yapacağız? Bak fonksiyon tanımladığı bilindiğine göre diyor. Yani sen şimdiye kadar öğrendiğin o fonksiyon tanımındaki fonksiyon olma şartlarını bir gözden geçireceksin. Ne yapılabilir? Biz ne demiştik? Bir eleman birden fazla elemana gidemez. Bak şimdi burada ne diyor? X birden küçük veya bire eşitse diyor. Burada da x 1'den büyük veya 1'e eşitse diyor. İkisinde de 1'e eşit olma durumu var mı? Var. O zaman biri sen yukarıda da yazdığında aşağıda da yazdığında aynı sonucu vermek zorunda. O halde üst tarafta yazın bakayım. 3 kere 1 artı 2 5 gelir. Alt tarafta yaz. 1'in karesi 1 artı k'dan 1 artı k gelir. O zaman k kaç olur sevgili gençler? 4 olur. Cevap da Ceyhan seçeneği olur diyebiliriz. Güzel. Bunu da hallettik. Tanımımıza bir bakalım. Fonksiyonun tersini tanımlayacağız şimdi fonksiyonun tersini tanımda diyor ki bak A'dan B'ye bir tane f fonksiyonu var. Biz A kümesinden seçtiğimiz x'leri alıp B kümesindeki y'lerle eşleyince buna fx fonksiyonu diyorduk. Bu fonksiyon birebir ve örten bir fonksiyonsa tamam mı? Bu fonksiyonun üzerine f'in üzerine bir eksi bir yazarak f'in tersini elde edebilirsin. Yalnız f'in tersi o kadar kolay elde edilmiyor. B kümesinden aldığım y'leri, az önce x'leri y'lere götürmüştük ya şimdi y'leri x'lere götüreceğiz. Buna da ters fonksiyon diyeceğiz. Ama tersinin de fonksiyon olabilmesi için tek şartımız da şu: Fonksiyon birebir ve örten olacak. <laughs> birebir bir fonksiyon, birebir ve bir örten fonksiyonların da birebir ve bir örten fonksiyonların da e, genel bir özelliği şu: Şimdi birebir fonksiyon olması için ne demiştik? değer kümesindeki eleman sayısı tanım kümesindeki eleman sayısından büyük veya eşit olacak. Örten fonksiyonda da madem örten fonksiyon dedik ya görüntü kümesi değer kümesine eşit olacak dedik. O zaman tanım kümesindeki eleman sayısı değer kümesindeki eleman sayısından büyük veya eşit olacak. E, i̇kisini birleştirirsek arkadaşlar 2 şartı birden sağlıyorsa o halde mecburen tanım kümesinin eleman sayısı değer kümesinin eleman sayısına eşit olacak. Burada bunu söyleyebiliriz. Eğer tanım kümesi ve değer kümesinin eleman sayıları eşitse fonksiyon birebir ve örten olma adayıdır. Birebir ve bir örtendir demiyorum. Adayıdır. Tamam? Şimdi şuna da yani y'leri alıp x'lere götüren f'in tersinde y fonksiyonuna da f fonksiyonunun tersi diyeceğim. Peki f fonksiyonu reel sayılardan reel sayılara tanımlı olsun ve F fonksiyonu ax artı b için a sıfırdan farklı olmak üzere F'in tersine x eksi b bölü a diyoruz. Hocam bu kural mı? Kural değil. Ee, kurallaştırabilirsin ama bunu şu şekilde düşüneceksin. Benim fonksiyonumun kuralı şu mu ax artı b? Şimdi gel buradaki x'i yalnız bıraksan f x eksi b eşittir ax olur mu? Olur. Her iki tarafı a'ya bölersen x yalnız kalacaktır. F eksi b bölü a eşittir x olacaktır. Ve sen artık şuna f'in tersinde x fonksiyonu diyebilirsin. Şuna da x diyebilirsin. İşte f'in tersinde x fonksiyonu sevgili gençler x eksi b bölü a bu şekilde elde edebilir. Farklı bir yöntem var mı? Yeri geldiğini anlatacağım ben sana. Şimdi şuna bakalım. Reel sayılardan reel sayılara tanımlanmış bir fonksiyon var. fx eşittir 2x eksi 3 için f'in tersinde 5 aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Şöyle diyelim mi? Şimdi f'in tersini bir bulalım önce. F'in tersinde x'i nasıl buluruz? Şu eksi 3'ü karşıya atınca x artı 3 bir de 2'ye bölersek yalnız kalacaktır bu. F'in tersinde 5 sorulduğuna göre ben artık bu fonksiyonda ters fonksiyonda x gördüğüm yere 5 yazacağım demektir bu. 5 artı 3 bölü 2'den 8 bölü 2'den cevap ne gelir? 4. Peki farklı biçimde çözülebilir miydi hocam? Çözebilirdin tabi. Şöyle diyebilirdin. F'in tersinde 5'i sormuş ya bize. Aslında şunu soruyor sana. Şurayı 5 yapan x kaçtır? Diye soruyor aslında sana. 2x eksi 3 eşittir 5 dersen 2x eşittir 8, x eşittir 4 gelir. Bu şekilde de 4 diyebilirdin cevaba. Ya da daha anlamlandırabilmek adına şimdi fx eşittir y ise f'in tersinde y x'tir demiştik ya Madem öyle sen şuradaki 2x eksi 3 ile x'i yer değiştirirsen f'in tersinde 2x eksi 3 eşittir x'tir dersin. Ve şurayı 5 yapan x sana cevabı verecektir. Bu yüzden 4'tür dersin. Peki bu fonksiyonun tersini farklı bir şekilde alabilir miyiz hocam? Elbette alırsın. Hadi onu da anlatalım. Şimdi benim fonksiyonum neydi? fx eşittir 2x eksi 3'tü. Sen adım adım daha zor sorular için daha önemli ve daha kolay bir e, çözüm yöntemi bu. O yüzden iyi dinle. Mantığını şimdi kavrasan diğer sorularda daha rahat yaparsın. Şimdi bak. Önce x'e uygulanan işlemleri yazalım. 1. Ne yapmış? 2 ile çarpmış. Değil mi? 2. Ne yapmış? 2 ile çarptıktan sonra 3 çıkarmış. Peki ben şimdi diyeceğim ki. Ben bu işlemleri hem tersten yapmaya başlayacağım. Hem de bu işlemlerin anti işlemini yapacağım. Yani tersten yapacağım. 3 çıkar diyorsa 3 ekleyeceğim gibi. Şimdi tersten gidiyorum. 3 çıkar demiş ben 3 ekleyeceğim. X artı 3. Sonra 2 ile çarp demiş ya 2'ye böleceğim. Bölü 2. Bak sana fonksiyonun tersi x artı 3 bölü 2. Bu şekilde de burnum kaşındı. Bu şekilde de yapabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Şimdi geçelim şuraya. Diyor ki r eksi d bölü c'den R eksi eksi D bölü C'den. R eksi A bölü C'ye tanımlı bir fonksiyon için. Bunları neden yazmış onları da şimdi anlatalım. Fx eşittir A x artı B bölü C x artı D diye bir fonksiyonumuz olsun. Tamam mı? F'in tersini nasıl bulursun? Aha da bu şekilde. Yani burada parantez içerisinde diyor ki bak A ve D hem yer hem de işaret değiştirir diyor. Sen şuradaki sadece A ile D'nin hem yerlerini değiştiriyorsun. Hem de önlerindeki artıysa eksi eksi ise artı yapıyorsun. Bu kadar. Şimdi buradaki eksi d bölü c ile a bölü c'nin mantığı ne? ondan da bahsedelim. Şimdi bakın burada reel sayılardan bu sayıyı çıkar demiş ya eksi d bölü c'yi. Paydamız neydi bizim? cx artı d. Bunu sıfıra eşit olmasını istemeyiz. Niye? Payda sıfır olursa ifade tanımsız olur da ondan. E madem öyle ben bunu sıfıra eşitleyen ikisi nasıl bulurum? d'yi karşıya atarım. cx eşittir eksi d. x eşittir eksi d bölü c. Dolayısıyla tanımsız yapan eksi d bölü c sayısını bu tanım kümesinin içerisinden çıkarmış olduk komple. Hocam iyi hoş güzel de buradaki a bölü c'yi niye çıkardık? Şimdi sen f fonksiyonunu buradan buraya tanımlıyorsun ya, f'in tersi fonksiyonu da buradan buraya tanımlayacaksın mecbur olarak. F'in tersi fonksiyonu bak bu mu geldi? Bunun paydasına c x eksi a. Bunun sıfıra eşit olmasını istemeyiz. Hatta direkt şöyle de yapabiliriz. Bu sıfırdan farklı olsun. O zaman eksi a'yı karşıya gönder. cx eşittir. Eşit değildir a. O zaman x eşit değildir. a bölü c olur da o yüzden a bölü c'yi burada çıkardık diyebiliriz. Yani her şey nizami olsun diye yaptık bunu desek hiç de hatalı bir söylemde bulunmayız. Şimdi bir diğer örneğimiz. Diyor ki R eksi eksi birden bak o R eksi eksi birler R eksi ikiler burada da var. R eksi eksi birden R eksi ikiye tanımlanmış ve fonksiyonumuz 2x artı 3 bölü x artı 1. F'in tersini bul demiş. Biz ne yapıyorduk? 2 ile 1'in hem yerlerini hem de işaretlerini değiştireceğiz. O zaman eksi x artı 3 bölü bak 1'i o tarafa aldım üst tarafa aldım. 1'in eksilisi eksi 1. O yüzden eksi 1x yazmadım da eksi x yazdım. 2'yi de aşağıya indirirsem eksi 2 diye x eksi 2 olur. Cevabımız eksi x artı 3 bölü x eksi 2'den C seçeneği olur sevgili gençler. Bir diğer tanımımız bileşke fonksiyon. Şimdi görüntüsü tatlı, fog of 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 falan diyoruz, değil mi? Okurken de o şekilde oluyor. Ama aslında onlar o işareti değil. bileşke fonksiyon e, işlemi. Ama merak etmeyin, ben de okurken e, şöyle bir ifade varsa, fofok diye okuyorum tabii ki e, kolay olsun diye. Şimdi. F A'dan B'ye tanımlanacak. G de B'den C'ye tanımlanacak. Eğer ki ben direkt A'dan C'ye bir fonksiyon tanımlamak istiyorsam ki A'yı B'ye, A'dakileri B'ye, B'dekileri C'ye götürürsek niye o zaman A'dakileri direkt C'ye götürmüyoruz? Götürebiliriz. Bunu da hangi fonksiyonla yapacağız? G bileşke fx. Burada şunu merak ediyor olabiliriz. Hocam biz A kümesinden B kümesine B kümesinden C kümesine A'dan B'ye F ile B'den C'ye G ile götürdük. E tamam. Niye burada önce G'yi yazdık? G bileşke Fx yazdık biz. Önce F'i yazmamız gerekmiyor mu? Hayır. Şimdi bak. G bileşke Fx dediğin zaman şu işlemi yapabilmek için önce Fx'i bir şeye götürmen lazım. Yani Fx fonksiyonunu önce işleme koyman lazım. Zaten burada da önce F'i işleme koyuyoruz. Daha sonrasında dışarısını yapıyorsun. G'yi yapıyorsun. Daha sonrasında da G'yi yapıyorsun. Aslında nizami bir şekilde bu. Tamam. Burada var ya ÖSYM şu şekilde bir ifade verse. Bak ülkenin, ülkenin mem, sınava girenlerin yarısından fazlası düşer buna. Şuna F bileşke GX diyecek bir sürü öğrenci var. O yüzden dikkat et. F burada, G buradaysa sen bunu... G bileşke fx diye tanımlayacaksın. A'dan C'ye tanımlanıyorsa senin bileşke fonksiyonu bunu sakın ama sakın unutma. Biçiminde verilen G bileşke f fonksiyonuna G ile F'nin bileşke fonksiyonu denir. Örneğin F fonksiyonu R'den R'ye tanımlanmış. G fonksiyonu da R'den R'ye tanımlanmış. Sıkıntı yok. R'den alıp R'ye, R'den alıp R'ye götürüyoruz. Tamam. Fx'i x kare eksi 1 olarak Gx'i de 2x artı 1 olarak tanımlamışız. Ve ben şimdi G bileşke Fx fonksiyonunu tanımlayacağım. Gayet basit bir şekilde bak şöyle. G bileşke Fx diyorum ya. Yani diyor ki G fonksiyonunda G fonksiyonunda x gördüğün yere Fx'i yaz. G fonksiyonu hangisi bu? 2 çarpı x gördüğümüz yere Fx yazacağız artı 1 diyeceğiz. fx fonksiyonu neydi? x kare eksi 1 değil miydi? 2 çarpı x kare eksi 1 artı 1. Bu da 2x kare eksi 2 artı 1 olur. Bu da 2x kare eksi 1 olur. İşte g bileşke f fonksiyonu bu arkadaşlar. F bileşke g fonksiyonu da aşağıda zaten senin için buldum. Ve buraya yerleştirdim. Onu da incelemende fayda var. Şimdi geçelim bir sonraki sayfamıza. Sayfada bak şurada Şöyle incecik tek satırı ve küçücük bir not var. O not aslında ölümcül bir not. Bunu oraya ekle. Yaz işaretle. Yıldız koy başına. Buraya SML yaz. Tamam mı? Şimdi bak. F bileşke F'in tersi. F'in tersi bileşke F. İkisi de ortak bir şeye eşit. Ve ortak bir şey de burada I gibi bir şey. Evet I harfi yazıyordu. Peki bu I harfi ne? Arkadaşlar birim fonksiyon. Tamam. Şimdi o iki sayfa, üç sayfa önce o birim fonksiyon diye fx eşittir x yazmıştık ya hani hatırlıyorsan. O sayfaları bir çevir. O birim fonksiyonu olan kısma yani şuraya şuraya tamam mı? bak şurada nerede o birim fonksiyon? Aynen şurada. İkinci sayfada şu kısma birim fonksiyonun ıx ile de gösterilebildiğini söyle. ıx birim fonksiyon ya da sadece i ile gösterilebildiğini de oraya ekle. i dediğimiz şey birim fonksiyon. Şimdi peki neden fonksiyonla gidip fonksiyonun tersini bileşke işlemi adı altında bir işleme tabi tuttuktan sonra niye birim fonksiyona eşit olsun? Bunların da çok kolay bir mantığı var aslında. Hemen o mantıktan birazcık şurada bahsedeyim. Şimdi gençler çarpma işlemini biliyorsunuz. Mesela 5 dedik. Ben size 5'in çarpma işlemine göre tersi nedir diye sorduğum zaman %99'umuz doğru cevabı verir. Nedir 5'in çarpma işlemine göre tersi? 1/5. Tamam, burada hemfikiriz. Peki çarpma işlemine göre tersedik ya. Ben 5 sayısıyla 1/5'i çarparsam neye eşit olur? 1'e. 1'e. Bu kenarda bir dursun. Ben size bu sefer 3 sayısını vereyim ve 3 sayısının toplama işlemine göre tersi nedir diye sorayım. Toplama işlemine göre tersi nedir 3 sayısının? Tabii ki eksi 3'tür. Ve şimdi de toplama işlemine göre ters dediğimize göre bunları toplama işlemini tabi tutalım. Yani 3 ile eksi 3'ü toplayalım. Ne gelir sevgili gençler? 0. E hocam ne diyorsunuz siz? Şunu diyorum. Bu iki soru bir yana ben size üçüncü bir soru daha soruyorum. Çarpma işleminin etkisiz elemanı nedir? Birdir. Toplama işleminin etkisiz elemanı nedir? Sıfırdır. Ki bu etkisiz eleman diye anlatılırken parantez içerisinde de genelde birim eleman yazar arkadaşlar. Birim eleman. Fonksiyonun birim elemanı da birim fonksiyon olmasın sakın. Şimdi bakın ben bir sayıyı çarpma işlemine göre tersiyle çarparsam çarpma işleminin birim elemanını yani etkisiz elemanını elde ederim. Bir sayıyı toplama işlemine göre toplarsam o toplama işlemine göre tersiyle kendisini toplarsam toplama işleminin etkisiz elemanını elde ederim. Ve ben bir fonksiyonu tersiyle bileşke işlemi adı altında birleştirirsem fonksiyonun etkisiz elemanını yani birim elemanını elde etmiş olurum. Burayı sakın ama sakın unutma. Yani sen İstediğin gibi bir fonksiyon olsun bak. fx eşittir işte sin kare içerisinde tan küp x sin kare kökünün artı 5 falan diyelim. Tabi bunun tersi varsa bilmiyorum salladım şu an. f'in tersiyle işleme soktuğun an f f'in tersinde x eşittir mutlaka x'tir. Ha bu genelde şu şekilde anlatılır bak. Ben sevmiyorum bu şekilde anlatmayı. Bu kadar uzun şekilde anlattık kafanda yer etsin diye. F bileş G. Bak şöyle anılır. F f'in tersinde X varsa arkadaşlar bunlar birbirlerini götürürler ve geriye sadece X kalır. Matematik bu değil arkadaşlar. Tamam. Ben sana neyin nereden geldiğini olayı detaylandıra detaylandıra anlattım. Ama lütfen bir daha unutma. Lütfen. Şimdi. Arkadaşlar kusura bakmayın. <laughs> Boğazında bir gıcıklanma oldu. Şimdi unutmadan şu soruyu da çözelim. fx eşittir 4x artı 6 ve gx eşittir 3x artı k fonksiyonu verilmiş f bileşke gx eşittir g bileşke fx olduğuna göre k'nın değeri kaçtır diye sorulmuş. Şimdi f'de x gördüğüm yere g'yi g'de x gördüğüm yere f'i yazacağım. Tam tersini yapacağım ve bunları birbirine eşitleyeceğim bir güzel. Bak şimdi 4 çarpı gx artı 6 eşittir eşittir 3 çarpı fx artı k yazdım. x gördüğüm yere f'i yazdım x gördüğüm yere g yazdım. Kısaca bu. Peki gx ve fx'in ben neler olduklarını biliyorum. Yerlerine yazacağım. 4 çarpı g fonksiyonumuz neymiş? 3x artı k'ymış. Artı bir de 6'mız var. Eşittir. 3 çarpı fx fonksiyonumuz neymiş? 4x artı 6'ymış. Artı bir de k'mız var. Pekala. İçleri dağıtalım buraya. 12x artı 4k artı 6 eşittir. 12x artı 18 artı k. Bak şimdi bu tarafta da 12x var. Bu tarafta da 12x var. Bunlar bir gitsin. Gittikten sonra elimize tek kalan ne? 4K artı 6 eşittir. 18 artı K oldu. K'yı bu tarafa attım. 3K. 6'yı diğer tarafa attım. 12. O zaman K kaçtır arkadaşlar? 4'tür diyebiliriz. Cevabımız neymiş? Edirne seçeneğiymiş dedik. Pekala. Geçtim bir diğer soruya. F ve G fonksiyonları için Fx'i vermiş bize 3x artı 2 ve fgx de x'e eşitmiş. Yani birim fonksiyon oluyormuş değil mi? Gx nedir? Arkadaşlar f, g, x, x'e eşitse yani birim fonksiyona eşitse demek ki g fonksiyonu f'in tersiymiş. Yani kısaca diyor ki f'in tersini bul diyor. g fonksiyonu f'in tersine eşit. Bunun tersi neydi? x eksi 2 bölü 3'tü. Cevap denizli seçeneği olur. Bir alttaki sorumuz f2x eksi 1'in f3x pardon f2x eksi 1'in 3x artı 5'e eşit olduğu verilmiş. fx hangisidir? diye soruluyor. Şimdi sen burada Az önce denediğimiz yöntemlerden birisini yine deneyebilirsin. Şöyle diyelim. 2x eksi 1'i neye dönüşmesini istiyoruz? x'e. Eksi 1'i attın karşıya. 2x x artı 1'e. 2'ye böldün. x x artı 1 bölü 2'ye. Demek ki x gördüğümüz yere ne yazacağız? x artı 1 bölü 2 yazacağız. Nerede? Şurada ve burada. Yerine yazdığımız takdirde fx geliyormuş. O zaman fx eşittir. 3 çarpı x artı 1 bölü 2. Şöyle yapalım. Artı bir de neyimiz var? 5'imiz var. Dağıttım içeriye. 3x artı 3 bölü 2 artı 5 yazdım. Bileşik kesre çevirirsen 3x artı 3 artı 10 bölü 2 yapar. Bu da 3x artı 13 bölü 2 gelir sevgili gençler. Cevabımız ne olur? C seçeneği olur dedik. Ve dördüncü sayfanın sağ üst tarafına geçiyoruz. Bakın bileşke içinde bileşke var. fx eşittir 1 artı 1 bölü 1 artı x olduğuna göre f f f 1 kaçtır? Şimdi önce nereyi yapacağız? Önce şu içeriği yapacağız. Şöyle bir kademe daha yaklaştırayım ben size. Daha net görünsün. Önce içerideki f1'i bulacağız. f1 nedir arkadaşlar? 1 artı 1 bölü 1 artı 1'dir. Yani şurası 1 bölü 2. 1'e 1 bölü 2 eklersen ne olur? 3 bölü 2 olur. Şimdi şu sarıyla işaretlediğim yer 3 bölü 2'ymiş ve elimlere nere kaldı benim? F içerisinde F 3 bölü 2 kalmış oldu. O halde ben Şimdi f gördüğüm x gördüğüm yere 3 bölü 2 yazacağım. Yazalım. 1 artı 1 bölü 1 artı 3 bölü 2. Bakın şurası ne yapar? 5 bölü 2 yapar. Ters çevirdim 2 bölü 5. Yani 1 artı 2 bölü 5. Bu da ne yapar? 7 bölü 5. Demek ki şu f3 bölü 2 7 bölü 5'e eşitmiş. Şimdi neyi bulacağım? F7 bölü 5'i. F7 bölü 5'i bulmak için de x gördüğümüz yere 7 bölü 5 yazmamız yeterli. Yani 1 artı 1 bölü 1 artı 1 bölü 1 değil 1 artı 7 bölü 5 tamam şurayı toplarsanız 12 bölü 5 gelir ters çevirirseniz 1 artı 5 bölü 12 olur ve bu da bileşik kesre çevirirseniz 17 bölü 12 yapar cevapta ne olur Adana seçeneği olur diyeceğiz sevgili gençler buraya kadar anladıysam derin bir nefes al ve bırak şeklinde ve devam edelim. Şimdi fx bir parçalı fonksiyon. f-2, f-0, f-2 bunların toplamı sorulmuş. Artık bunları gözün kapalı biçimde yaparsın herhalde. f-2, 2 nerede? Sıfırdan küçük. Burada yerine yazacaksın. Eksi 2, eksi 1 ne yapar? Eksi 3. f-0 nerede? Burada yerine yazacaksın. Sıfırdan 1'i çıkar. Eksi 1. 2 nerede? Burada. Yerine yazacaksın. 2'nin karesi 4. Eksi 3, eksi 1 daha. Eksi 4. 4 daha 0 yapar diyeceğiz. Cevap Ceyhan'dı. Peki geçtik alttaki soruya. Diyor ki fx artı y eşittir. fx çarpı fy olduğuna göre f1 eşittir a olduğuna göre f3 aşağıdakilerden hangisine eşittir diye sorulmuş. Şimdi burada şunu yapalım. Ee, bizden f3 istenmiş. f1'de ne olduğunu vermiş. Peki ben f1 artı 1 eşittir. f1 çarpı f1 yazabilir miyim? Bak şimdi burada gittim. x'i 1 seçtim. y'yi 1 seçtim. Şöyle Sonra da fx çarpı fy idi ya. F1 çarpı f1 oldu. E ben f1'in ne olduğunu biliyorum. F1 neymiş? 3. A, A'ymış özür dilerim. A çarpı A. Ne oldu? F2'ye eşit oldu. F1 artı 1 F2'dir. Demek ki F2 kaçmış arkadaşlar? A'nın karesiymiş. Peki ben bu F3'ü F2 artı 1 diye yazar mıyım? Yazarım. Bu da F2 çarpı F1'e eşit olur mu? Mis gibi olur. O zaman Şurası f 3 ya. F2 kaçtı? A kare. F1 neydi? A. A kare ile A'yı çarpacaksın diyor yani. A kare ile A'yı çarparsak ne olur? A'nın küpü olur. Cevap da Edirne seçeneği olur diyebiliriz. Evet. Geçtik sevgili gençler. Bir diğer sayfamız olan 5. sayfamıza zaten 6. sayfamızda 2 tane örnek var. Yani videonun bir 10 dakikası falan kaldı sanıyorum. sanıyorum. Ee, örneğimize bakalım. Fx'i vermiş bize. Diyor ki fx eşittir 3 üzeri x olduğuna göre fx artı 1 artı fx'in fx türünden eşiti aşağıdakilerden hangisidir denilmiş bize. Şimdi fx artı 1 artı fx. Peki fx buysa ben fx artı 1'i nasıl bulurum? x gördüğüm yere x artı 1 yazarım. Artı fx zaten neydi? 3 üzeri x'ti. Değil mi? fx'e bunu ekleyince bu oluyormuş. Bize diyor ki şunun fx Cinsinden eşitini bul diyor. Peki 3 üzeri x artı 1 artı 3'ü ben şu şekilde yazabilir miyim? 3 çarpı 3 üzeri x. Tabii ki şurada 3 üzeri x de var. Şunu unuttuk yazmayı. Artı 3 üzeri x. Bak şimdi şurayı nasıl okursun? 3 tane 3 üzeri x artı 1 tane 3 üzeri x. Ne yapar? 4 tane 3 üzeri x mi yapar? E şimdi sen şuradaki 3 üzeri x'in aslında fx olduğunu bilmiyor musun soru bize vermiş mis gibi. O zaman 4 kere fx 4 çarpı fx bizim cevabımız olur. Cevapta da denizli seçeneğidir diyebiliriz. Diyelim bir alttaki soruya geçelim. Sorudan önce böyle bir ifade var. Fonksiyonlarla işlem yapacağız arkadaşlar şimdi. F ile G'yi toplayıp veya çıkarırsan ayrı ayrı da toplayıp çıkarabilirsin diyor. Sen C çarpı Fx'i c'yi dışarı atıp fx'i bulduktan sonra c ile komple bütün fonksiyonu da çarpabilirsin. f çarpı gx dediğimiz fonksiyon fx ile gx'in yan yana çarpımıdır diyoruz. f bölü gx, fx bölü gx'tir. Tabi tek şart gx'in sıfırdan farklı olması. Çünkü tanımsız olur ifade. f üzeri nx dediğimiz ifade ise fx'in yan yana n defa çarpımıdır. Bunu zaten üstü sayılardan da tahmin edebiliyorsundur. Bir alttaki sorumuz fx fonksiyonu ne olarak verilmiş? x artı 2. gx fonksiyonu da küp kök x'miş. f çarpı g 8 nedir diye soruyor. Yani diyor ki f8 ile g8'i çarp diyor. E madem öyle f8 dediğimiz 8 artı 2'den 10'dur. g8 dediğimizde küp kök 8'dir. Küp, küp kök 8 nedir arkadaşlar? 2'dir. O halde 10 kere 2'den cevap nedir? 20'dir diyebiliriz. Geçtik 1 alta. 1 alt satırda diyor ki bize Dik koordinat sisteminde verilen bir grafiğin bir y f(x) fonksiyonuna ait olabilmesi için x ekseninde çizilen dikme doğrularının tümünün grafiği en çok bir noktada kesiyor olması gerekir. En çok bir nokta. Şimdi bu ne demek? Ee, buna dikey doğru testi diyoruz. Çoğu kitapta da bu şekilde geçiyor. Dikey doğru testi nedir? Bir e, grafiğin fonksiyon grafiği olup olmadığını anlamak için yapıyoruz arkadaşlar bunu. Ve şartımız neymiş? X eksenine dikey doğrular diyoruz ya. X eksenine dik, e, ne demiştik? Dikme doğruları demiştik. Yani Y eksenine paralel doğrular çiziyorsun sen. Şu şekilde. Y eksenine paralel doğrular çiziyorsun. Tamam. Bu doğrular grafiği en çok bir noktada kesiyorsa fonksiyon diyorsun bunu Yukarı doğru çıktık. Şuraya bakalım. Bakın gençler. İki tane yan yana duran grafik var. Ama bu grafiklerden sadece biri fonksiyon diğeri değil. Sağ taraftakine bakarsan dikey doğrulardan bir tanesi bak iki noktada kesmiş. Yani bu ne demek biliyor musun? A kümesinden aldığımız x vardı ya işte o x hem buna gitmiş bu otele gitmiş hem bu otele gitmiş demek. O yüzden fonksiyon değildir zaten. Ama şuna bakıyorsun sol tarafa mis gibi her eleman sadece bir elemana gitmiş farklı da bir yere gitmemiş. O halde bu mis gibi fonksiyondur diyebilirsin. Geçtik 1.6. Dik koordinat sisteminde bir y eşittir fx fonksiyonunun grafiği verilmiş olsun. Bu fonksiyonun grafiğinin x ekseni üzerindeki dik iz düşümü f'in tanım kümesi. Y ekseni üzerindeki dik iz düşümü ise f'in görüntü kümesidir. Bu muhteşem bir olay. Grafik üzerinden direkt olarak tanım kümesini ve görüntü kümesini bulabiliyorsun. Tanım kümesi fonksiyonun x eksenine dik iz düşümü yani şu a ile b arası benim tanım kümem. A ile B arasında nereye tanımlanmış bu fonksiyon? C ile D arası. Bu da görüntü kümesi arkadaşlar. Hani f AB dersem bu da bana neyi verecekmiş? CD kapalı aralığını verecekmiş diyebilirim. Buna da görüntü kümesi diyoruz. Şekilde f fonksiyonun tanım kümesi AB kapalı aralığı, görüntü kümesi de CD kapalı aralığı diyoruz. Bir altına da diyoruz ki dik koordinat sisteminde bir y yes, x fonksiyonunun grafiği verilmiş olsun. Y eksenine çizilen dikme doğrular. Bu sefer x eksenine paralel doğrular atacağız sevgili gençler. Doğrularının her biri f'nin grafiğini en çok bir noktada kesiyorsa o zaman f fonksiyonu bire birdir diyebiliriz. Yine burada da en çoğun altını çizebilirsin. Nerede? İşte burada en çok bir noktada kesiyorsa o zaman f fonksiyonu bire birdir. Peki geçtik son sayfamızın ilk örneğine. Diyor ki Aşağıda verilen grafiklerden hangisi bir fonksiyona ait olabilir? Hadi fonksiyon olması için ne yapıyorduk? Y eksenine paralel atıyorduk. Ve en çok bir noktada kesmesini istiyorduk. Attım paraleli. Bir, iki noktada kesti. Hatta şurada üç tane noktada keser. Gitti. Fonksiyon değil. Attım paraleli. Bak bir, iki noktada kesti. Gitti. Attım paraleli 4 noktada kesti. Gitti. Attım paraleli. 1, iki, üç tane noktada kesti. Gitti. Buna istediğin kadar y eksenine paralel doğrular at. Her zaman bir noktada kesecektir. Dolayısıyla cevabımız Edirne seçeneği sevgili gençler. Ve son olarak da son olarak da bir de şu örneğe bakacağız. Son örneği çözmeden önce de abone değilsen kanalımıza abone olursan bizi çok mutlu edersin. SML tayfa hoş geldin deriz sana. Şimdiden hoş geldin. Bu videoyu beğenmediysen de bir beğen tuşuna basabilirsen çok 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 teşekkür ederiz. Çünkü beğen butonuna neden basmanızı istiyorum. E, kötü bir amacım yok. Bu videoyu beğendiğiniz takdirde çok fazla beğeni sayılarına ulaşan videolar YouTube'da daha da öne çıkarılıyor. Diğer e, konu anlatım ve ders anlatım videolarının veya ilintisi e, olan, anahtar kelime ile ilgili olan videoların Kıyısında köşesinde de benim videolarım çıkmaya başlıyor ve daha fazla öğrenciye hitap etmek istiyorum arkadaşlar. Sırf bu yüzden istiyorum. Farklı bir amaçta da yok zaten. Beğen butonuna tıklayabilirsen oradaki sayı fazla olunca da ben de motive oluyorum açıkçası. Şimdi tüm dediklerimizi yaptıysan son sorumuza geçmeden önce de şunu da hatırlatayım. Şimdi ben bu e, videonun altına linkler koyuyorum. Bu linklerde arkadaşlar fonksiyonlar canlı yayın linki var. Yaklaşık bir buçuk saat sürdü. Orada böyle güzel sorular, kaliteli sorular ee, görebilirsin. Onları da çözmek istiyorsan mutlaka canlı yayınlara git, oraya bak. Ben senin için oraya yine pdf de bıraktım, o pdf'i de indirebilirsin. Bu bir. İkincisi, fonksiyonlar large soruları yayınlanacak arkadaşlar. Bu ay içerisinde large sorular yayınlayacağım size. Eğer çok baba sorular görmek istiyorsan, hocam bunlar beni kesmiyor, hadi biraz da şöyle biraz zor sorular çözelim diyorsan, o videoyu da izleyebilirsin, bu iki. Üçüncüsü, bu videonun sonuna bıraktığım ödev testleri var. O ödev testlerini arkadaşlar, PDF'in sonundaki ödev testlerini mutlaka çözüyorsun. Çözdükten sonra çözemediğin sorular varsa bunları da Irmak Hoca Matematik YouTube kanalından izleyebiliyorsun. Daha başka ne yapayım ben sana? Değil mi? Yani tüm bunları izledikten sonra kesmiyorsa aç bir de acil matematik çözümlerini yaptım. Hem TYT'de hem de AYT'de mevcut zaten fonksiyon. E, oradaki çözümleri izle. E, fonksiyondan bir eksiğin kalmasın. Gerçekten dolu dolu bir kanal oldu artık burası. Dolayısıyla e, artık ne diyeyim? Ben emeklerimin karşılığını alayım. Siz de emeklerinizin karşılığını misliyle alın arkadaşlar. Umarım hepiniz seneye burada olmayacaksınız. Ve yerinize farklı arkadaşlar gelecek. Onlara da bizleri e, önereceksiniz. Ve siz de tüm o yorumları yazarken burada başkaları dersleri izliyorken siz de artık üniversitenizde sıralarda oturuyor olursunuz. İnşallah diyelim. İnşallah. Son sorumuzu çözelim o zaman. Şimdi diyoruz ki yukarıdaki şekilde şu an mutlu oldum ya üniversite üniversiteli olduğunuzu falan düşünerek. Yukarıdaki şekilde fx ve gx fonksiyonlarının grafikleri gösterilmiştir. Buna göre fx eşittir gx denkleminin kaç değişik kökü vardır? Şimdi bu diğer soru formatlarına göre biraz daha farklı bir soru oldu. Ee, niye? Çünkü bu sefer fx'in gx'e eşit olduğu denklemin köklerini soruyor. Kaç tanedir diye soruyor. Unutma fonksiyonlar iki kısmında işine yarayacak. İki grafik kaç tane noktada kesişiyorsa o kesiştikleri noktalar bizim denklemimizin kökleridir. Ve kaç tane noktada kesişiyorsa o kadar kökü vardır diyoruz. Bunu sakın unutma. Tek yapman gereken kaleminin ucuyla kesişen noktaları saymak. Hadi sayalım. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 tane noktada kesiştikleri için cevabımız 6'dır diyebiliriz. Evet tekrar ediyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala hala abone değilsiniz. Abone olun sevgili gençler. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın ve bol bol matematik çalışmayı da unutmayın arkadaşlar.